Aslında her kavram varlık dünyasında tanımlamaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız olguyu başkalarından ayırmak, onu başkalarıyla karıştırmamak için kullandığımız bir araç. Bazen hiç beklemediğiniz bir insanın sizden daha cesur bir şekilde öne atıldığını ve sizin olmanız gereken yerde elinde bir bayrak sizden önde gittiğini görüyorsunuz. Kimlik karmaşası aslında kargaşası. İnsanın birden fazla kimlikle her birini idare edecek şekilde, her birini günlük yaşamına katacak bir şekilde yol alması. Fikriyat sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün kıymetli bir konuğumuz var. Doktor Necdet Subaşı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle sosyolog, yazar Necdet Subaşı kimdir? Bir hikayenizi kısaca anlatabilir misiniz? Hikayeyi kısaca anlatmak nasıl bir şey bilmiyorum ama ben 1961'de Artvin'de doğdum. Şavşatlıyım. Bunu böyle her programda da söylemeyi bir alışkanlık haline getirdim. Şavşat güzel bir yer biliyorsunuz. Uzun süreli çocukluk orada geçti. Sonra Konya, ilerleyen süreçlerde Erzurum, Balıkesir, Muğla ve tabii ki sonra Ankara. Buralarda ilerleyen ama nerede tamamlanacağını bilmediğim bir hayat. İlahiyat okudum. Doktoram da din sosyolojisi alanında. Bu alandaki ilgilerim, özellikle yoğunluklu tercihlerim ister istemez sosyolojinin değişik alanlarına da yönelmeme fırsat verdi. Biraz sosyoloji, biraz edebiyat, biraz da üstlendiğim resmi pozisyonlardan dolayı bir şekilde uğraşmak zorunda olduğum konular hepsi bir arada işte Necdet Subaşı'da oldu. Hocam sosyoloji ilginiz nasıl başladı? Yani şöyle, bizim kuşak sanki biraz sosyolojiye ilgi duyan bir kuşaktı. İçeriğini, nelerle ilgilendiğini, neleri halledecek bir disiplin olduğunu bilmeksizin biraz moda bir ilgiyle sosyolojiye yöneldik. Bu moda ilgiler zamanla daha derinlikli, daha incelikli bir okumaya, bu konularda derinleşmeye yönelik fırsatlar üretmeye başladı. Yani çok erken dönemlerde sosyolojiye olan ilgimin arkasında saygı duyduğum büyüklerimin sanırım etkisi olmuştur. Ama ondan sonra kendim bu alanda anlama, derinleşme konusunda bir çaba içinde olduğumu düşünüyorum. Biraz da şundan, yani etrafımızda olup biten bir sürü şey var. Bunları nasıl anlamak gerekir? O dönemlerde sanki bütün bunları çözümlemek için sosyoloji çok elverişli bir anahtarmış gibi görünüyordu. Şimdi o fikirde değilim. İnsanın çevresinde olup bitenleri anlaması için sadece bir disipline yetinerek, o disiplinin sınırlarında dolaşarak bir cevap bulacağı kanaatini taşımıyorum. Ama o zamanlar öyle bir şey vardı. O bizi tatmin ediyordu, öyle bir düşünce. Oldukça erken sayılabilecek yaşlarda sosyolojinin bir tür kült sayılabilecek mitinlerini, hani kurucu babalarını falan takip etmeye başladım. Onları okumaya çalıştım. Fakat disiplinsiz bir okuma bunlar. Kuralsız, biraz keyfi. Sonra doktora süreci bütün bu okumaların daha değerli toplu, daha düzenli, daha sonuç alınabilir bir şekilde ilerlemesine fırsat verdi. O gün bugündür de elimden geldiğince farklı disiplinlerin katkılarını da gözeterek, onlarda da içli dışlı olmayı arzu ederek bir şekilde yaşadığımız hayatı anlamaya çalışıyorum. Anlıyor muyum? Verdiğim cevaplar beni uzun süreli tatmin edecek cevaplar değil. Yani birkaç yıl idare edebileceğim cevaplara erişebiliyorum. Ama sonra farklı bakış açıları, farklı perspektifler doğal olarak şimdiye kadar bizi tatmin eden cevapların yetersiz olduğunu söylüyor. Bu da hoşuma gidiyor. Yani bir yerde bir kararda durmamanın insana kazandırdığı müthiş bir coşku da var. Sosyolojiyle olan ilgim böyle bir şey. Ama çok abartılacak, onunla içli dışlı olmuş, onunla hemhal olmuş bir durum değil. Sosyoloji akademi hayatında doğal olarak kendimi içinde buldu. Dolayısıyla bir disiplin içinde yürümek nedir dediğimizde cevap olarak verilebilecek bir alan. Ama ben bu alana sıkışıp kalmayı, bu alanın sınırlılıklarıyla ilerlemeyi doğru bulmuyorum. Açıkçası bu konularda yola çıkmış olanlar varsa onlara da bunu söylemek isterim. Yani alanı olabildiğince genişletmek. Şimdi çevremizde o kadar girift, kompleks olaylar var ki bu olayları
bir disiplinin kendi yağıyla kavrulan söylemleriyle, kendi yağıyla kavrulan kavramlarıyla çözümlemek çok zor görünüyor. Hele hele şimdi içine dahil olduğumuz dünyanın o karmaşık akışına baktığımızda, kültüre, siyasete, psikolojiye, dine, teolojiye, ekonomiye, o kadar çok şeye bakmanız gerekiyor ki bu bakışları ihmal ettiğimiz zaman çok tekil bir fenomenle karşı karşıyaymışız gibi düşünülebilir. Evet. Zaten bu kavram ve sentez kabiliyete sahip birisiniz hocam. Özellikle şunu sormak istiyorum hocam. Kavramlara yöneliş sebebinizi öğrenmek istiyorum. Evet, yani çok seviyorum. Bir kavramın cinsiyetini, soyunu, soykütüğünü, soy ağacını öğrenmeyi, o kavramın hangi iklimin, atmosferin ürünü olduğunu ortaya çıkarmayı, bugün karşımızda duran herhangi bir kavramın aslında hangi süreçlerin, hangi bağlamların ürünü olduğunu açığa çıkarmayı tabii ki çok değerli buluyorum. Kavramların paketlenmiş ve bize ulaşmış halleriyle yetinmeyi doğru bulmuyorum. Bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ben biraz hikaye takipçisiyim. Yani herhangi bir kavramın neyi nasıl açıklamak üzere ihdas edildiğini, ortaya atıldığını, tedavüle sokulduğunu anlamaya çalışıyorum. Aslında her kavram varlık dünyasında tanımlamaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız olguyu başkalarından ayırmak, onu başkalarıyla karıştırmamak için kullandığımız bir araç. Birine bir kavram olarak tanımlama getirdiğimizde, bir kavram üzerinden tanımlama getirdiğimizde onu biricikleştiriyoruz. Onu o tanım içerisinde, o kavramsallaştırma içerisinde görünür, bilinir, tanınır hale getiriyoruz. Öyle olunca bütün yaşamı, okumaları, ürettiği metinler, işte akademik katkılar vesaire kavramlarla ilerlediğinde ister istemez bütün bu dağarcığınızı da gözden geçirmek. Bu kavramları ne ölçüde doğru bir yerde kullanıyorum, ne ölçüde anlamlarına sadık bir şekilde ilerliyorum. Bunları yapmak gerekiyor. Benimkisi bir meraktan çok, yani çok geçici bir ilgiden çok işi sağlam bir şekilde anlamaya yönelik bir çabanın ürünü. Anlamak istiyorum. Yani herhangi bir kavramın hayatımıza ne diye girdiğini, o kavramla kurduğumuz yakınlığın, ünsiyetin ne diye farklı ve biricik olduğunu görmek istiyorum. Bu da o kavramla daha yakın bir temasa girmeyi zorunlu kılıyor. Bir de yer bildirimleri ve bilme biçimleri diye bir kitabımız çıkacak. Evet, o kavramlarla yakın zamanlarda ilgilenmeye başladım. Aslında üretmeye ve içini doldurmaya gayret ediyorum. Ama bu kavramlar bir yerden aldığım bir şey değil. Aslında yer bildirimleri gündelik hayatta çok kullandığımız bir sözcük. Yani konumunu bildir, gelip seni alayım dediklerinde sizin bir yerde durduğunuzu ve orayı enlem, boylam, derece olarak bildirmenizi istiyor. Ben onu acaba insanlar fiziksel olarak bir yerdeyseler, düşünsel olarak nerededirler, bilişsel olarak nerededirler, duygu dünyaları nerede demir atmıştır? Mesela sen neredesin Betül dediğimde bana fiziksel olarak bir yer bildirebiliyorsun, net. Peki düşünsel olarak neredesin? Dolayısıyla yer bildirimlerini insanın çok karmaşık serüveni içerisindeki bunun akışında pek çok şey var. Yani ben dediğimizde bile onun bileşenleri birbirinden çok, birbirinden ayrı pek çok şeyi kapsıyor. Tarih, coğrafya, kültür, değil mi? İdeolojiler, paradigmalar, bir sürü şey var. Yani ben herhangi bir konuda şimdi böyle düşünüyorum dediğimde böyle düşünmemi zorunlu kılan, beni böyle düşünmeye ikna eden ve böyle düşünmeyi benim için anlamlı kılan bir hikayenin sonucunu aslında sizinle paylaşmış oluyorum. Niye ben buradayım ve ne diye böyle düşünüyorum? Bu herhalde içinde deneyimin de, değil mi, tecrübenin de yer aldığı ama farklı bilgilerin, farklı öğrenme süreçlerinin de katkı sunduğu çok büyük bir buluşma noktası. Mesela insan bazen tarihte nerede olduğunu söylemek ister. Bazen coğrafyanın neresinde olduğunu açıklığa kavuşturmak ister. Bazen geleneğin neresinde durmamız gerektiği konusunda bir karar vermeye mecbur kalır. Sürekli eleştirdiğimiz, bir yük olarak gördüğümüz, bazen sırtımızdan atmak için çaba gösterdiğimiz gelenek, onunla irtibatımız ne? Biz onun neresinde duruyoruz? Bizim neyimiz olur? Bunların hepsi birer yer bildirimi. Öbür kavram
daha böyle biraz yoğunluklu bir çaba gerektiriyor. O da kim, nerede, nasıl bilir sorusuna cevap vermek üzere üretiliyor. Herhalde bunu en iyi bir şekilde kavrayabilmek için mesela aydınların bilme biçimlerine biraz kafa yormak gerekiyor. Entelektüellerin veya alimlerin, bilgelerin bunlar bizim gibi mi bilirler? Bizim gibi mi kavrarlar? Ellerindeki doneler, argümanlar, referans noktaları, onları konuşmaya ve tavır almaya zorlayan tecrübeleri her konuda bizim gibi amiyane bir sonuç ortaya koymalarını mı gerektirir? Biz amiyane konuşuyoruz. Ortalık bilgisiyle idare ediyoruz. Bir aydın bizim gibi mi davranır? Eğer bir aydın bizim gibi davranmayacaksa, daha özel, daha özellikli, daha nitelikli bir bilginin peşinde koşarak bir tutum geliştirecekse, belli ki onun bilme biçiminde dikkat etmemiz gereken ayrıcalıklı bir pozisyon var. İşte biz o statüyü incelemek istiyoruz. Avam havas dedikleri şey var. Öğretmen mesela, öğretmen nasıl bilir? Öğretmen gündelik hayatında yer bildirirken, kendi yerini, konumunu açıklığa kavuştururken nasıl öğrenir, nasıl bilir? Mesela ben kendi ülkemiz şartlarında bir öğretmenin ders müfredatını zorlayarak, o müfredatın dışına çıkarak bir program yapamayacağını biliyorum. Yani ona hesap sorarlar. Sen ne yapıyorsun? Hı hı. Önünde ders kitabı bellidir, müfredat bellidir. Sana öğretilen neyse onu çocuklara öğretirler. Dolayısıyla o bir anlamda öğretmek üzere kendini konumlandırmış durumdadır. Ama bir entelektüel talimatla hareket etmez. Bir yönlendirmeyle, hadi bunu böyle yap, şu şartlarda da böyle konuş falan. Bu uyarı onun için çok ahlaksız bir öneridir. Dolayısıyla bilme biçimleri yeryüzü ölçeğinde farklı zaman dilimlerinde, farklı pozisyonlarda, farklı duruşlarda yer alan insan tekinin o pozisyonlarının gerektirdiği bilmeyi nasıl elde ettiği. Bir çocuğun bilmesi mesela düşünün. Olgun bir insanın bilmesini düşünün. Kadınlar ve erkekler, belki cinsiyet olarak da bazı farklar düşünülebilir. Veya en basit örnek üzerinden ilerleyelim. Köylü, şehirli. Hayat acaba hepsine aynı mı görünür? Yani köy evreninde daha dar, daha böyle otantik bir coğrafyanın içinde hayatı karşılamakla daha böyle karışık, heterojen, pek çok insanın dolaşıma dahil olduğu, hikayenin her geçen gün daha da girifleştiği bir yerde sizin seçiciliğiniz aynı mı olur? Tabii ki aynı olmaz. Burada bir takım farklılıklar mutlaka ortaya çıkar. Bilme biçimleri böyle keyifli bir alan. Eğer bu konularda alelade bir bilginin ötesine geçecek okumalar yapabilirsem bunları genel kamuoyuyla da daha açık yerlerde paylaşmak isterim tabii. Güzel kavramlar. Evet, evet. Ama işte bakın kavram sevdiğiniz için işte kavramın kendisi sizin evladınız gibi bir şey oluyor. Diyorsunuz ki ben bu yer bildirimlerinin içeriğini artık her seferinde aynı anlaşılabilecek bir tarzda doldurayım. İnsanlar yer bildirimi deyince belki fiziksel anlamda yer bildirimine çoklukla ihtiyaç duyuyoruz ama başka zamanlarda da birbirimizin entelektüel düzeyde nerede durduğunu merak edelim. Herhangi bir olay konusunda nasıl bir tutumun parçası olduğunu öğrenelim. Veya bugün buradaysa ne diye orada, onu orada tutan neler var? O bileşenlerin arkasında kalp, vicdan, feraset, düşünce, tefekkür, bunların payı nedir? Katkı payı nedir? Bazen hiç beklemediğiniz bir insanın sizden daha cesur bir şekilde öne atıldığını ve sizin olmanız gereken yerde elinde bir bayrak sizden önde gittiğini görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki onun öğrenme süreçleri, bilme süreçleri sizin gibi değil. Onu oraya götürecek hiçbir mecra yok. Ama bir öğreniyorsunuz ki onun vicdanı kanatlanmış, onu uçuruyor. Bunları görüyoruz değil mi? Güncel olarak da çok sık görüyoruz. Ben buna mukabil şunu sormak istiyorum. İşte Müslümanların bu son yaşanılan katliamdan sonra yer bildirimini nasıl buluyorsunuz? Yaşanılan dram, orada ortaya çıkan ve tek tek her birimizi perişan eden bu süreç tabii ki benim kavramımdan çok daha değerli, çok daha anlamlı.
Yani bir kavramın baskısı altında orada yaşananların erimesini istemem. Ama haklısınız, soru sormakta da haklısınız. Gerçekten böyle dünyanın her tarafında kitleleri anormal bir şekilde harekete geçiren, oradaki duyguları köpürten, çoğaltan, çeşitlendiren bir dil nasıl oldu da buralarda o etkiyi, o coşkuyu yaratamadı? Ya da burada neler oluyor? Tam da bu işte sosyologların işi. Yani belki buradaki duygu sosyolojisi, buradaki psikoloji, buradaki kültürel devamlılık, politik yapılar incelikli bir şekilde ele alınabilirse, bazen bize kayıtsızlık gibi görünen, doğadan başka bir seçeneği yokmuş gibi kendini hissettiren bu durum belki çok daha farklı bir şeydir. Acele etmemek lazım. Ben tepki verme, ortaya atılma, kendini ifade etme konusunda alışılmış formlarla ortaya çıkmayan bir ulus var, bir toplum var burada. Ama bu toplumun kalbinde neler döndüğünü bilmiyoruz. Kalbini nasıl attığını bilmiyoruz. Acele etmemek lazım. Bir de hocam, kimlik karmaşası diye bir şey de var. Yani siz dediniz ya, kavramlar üzerinde duruyorum. Ve bunlar kıymetli şeyler. Bunlardan biri de kimlik kavramı. Türkiye'nin kimliği yaşadığımız olaylarda da ortaya çıkıyor. Bu kavram üzerinde neler söylemek istersiniz? Kimlik karmaşası aslında kargaşası. İnsanın birden fazla kimlikle her birini idare edecek şekilde, her birini günlük yaşamına katacak bir şekilde yol alması. İnsanın kimliği, yani bazı kimliksel tercihler elimizde olan şeyler değildir. Mesela bir baba rolünüz bir statüdür. İşte etnik kimliğiniz bir sizin elinizde olan bir şey değildir. Dinsel kimliğiniz bir yere kadar tercih edilmiş bir kimliktir ve size aittir. Burada kastedilen kargaşa, birden fazla birbirine yol vermeyen, birbirinin açılımına fırsat vermeyen kimlik tercihlerinin sizin tavır ve tutumlarınızı belirlemeye başlaması. Hem oralı hem buralı olmak. Ha, hibrit dedikleri şey, melez dedikleri şey. Bir türlü kendinize yalın, açık bir kimlik ortaya koyamıyorsunuz. Mesela doğu ile batı arasında kalmış olmak. Farklı yaş dilimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde bir pozisyona sahip olmak. Farklı cinsiyet rollerinin baskısını üzerinizde hissetmek. Çoğaltılabilir. Aidiyet meselesi, mensubiyet duygusu. Bütün bunlar sizi beklenmedik bir şekilde karar vermekte, tavır geliştirmekte, tutum almakta ya da bir yer bildiriminde bulmakta zorlaştırabilir. Yerinizi çok kompleks bir hale sokabilir. Ama bu gerilim biraz da eğitim müfredatından, toplumda nasıl bir insan yetiştireceğimize dair planlanmış hedeflerimizden kaynaklanıyor. Konuları netliğe kavuşturmak lazım. Hı hı. Mesela bir yerde hakla batıl, zalimle mazlum, doğruyla yanlış, iyiyle kötü karşı karşıya geliyorsa, gerekli gereksiz hakemlik rolüne sığınmanın, taraflardan birinden yana olmayı ertelemenin ya da mış gibi yapmanın hiçbir ahlaki tarafı yok. Ama bunu böyle yapmaya mahkumsanız, her durumda tercihinizi afişe etmeyecek bir muğlaklıkla yaşamınızı sürdürüyorsanız, bunun nedeni kendi işinizdeki kargaşanın bir netliğe sahip olmamasından kaynaklanıyor. Bu kişisel olarak ben insanın zihninin, gözünün, kalbinin açılması için sadece okumanın yettiğine inanmıyorum. Dikkat ederseniz zihnin açılması da sınırlı bir şeyden bahsetmiyorum. İnsanın kalbinin de açılması gerekiyor. Kalp gözünün açılması gerekiyor. Gözünün açılması ama gözündeki perdenin de kaldırılması gerekiyor. Perde var. Hani böyle birdenbire gördüğüm, birdenbire anladığım, duydum, hissettim diyebileceğimiz keşiflere ihtiyacımız var. Bu da bir ucunda okumak, bir ucunda tefekkür dediğimiz şey, bir ucunda kendi içimizdeki yolculukları devam ettirmek, içimizdeki o girift, labirentlerin arasından selametle bir yere varmanın yolunu bulmak. Hiç ona vaktimiz olmuyor ki. Hiç dur, bir dakika dur ve kendine bak. Bu soruya cevap verecek halimiz falan yok. Koştur gidiyoruz. Ama bunun bir gün bize çarpacağını da fark ediyoruz. Bu nedenle
daha iyi görmeyi, daha iyi anlamayı, daha iyi duymayı, daha iyi fark etmeyi, hissetmeyi sağlayacak opsiyonlara, fırsatlara ihtiyacımız var. Bir dostunuzla muhabbet etmek o kapıyı açabilir. Biriyle dertleşmek sizde bu defteri yeniden sıfırlayabilir. Ama dikkat ediyorsanız, bilmiyorum sadece ben mi görüyorum, muhabbet de azaldı. Evet hocam. Eğer butik mekanlarda, kafeteryalarda birkaç siparişin arkasından bizi rahatlatacak şeylerin olduğuna inanıyorsak, bunun pek yeterli olmadığını ben biliyorum. Bunun için yolculuklara, müzakereci muhabbetlere, bize ayar çekecek uyarılara, o yakınlıkta dostlara ihtiyacımız var. Ben şimdi bakıyorum, kimse bana bir şey diyemez. Öyle yapma diyebilecek kim olabilir? Yaptığın yanlış, böyle gitme. Kimin haddine? Ama böyle bir insanlık olabilir mi? Kimse bizi çalılardan korumaya kendini görevli hissetmiyor. Evet. Kimse bize önümüzde çamur olduğunu söylemiyor. Görse de söyleyemiyor, cesaret edemiyor. Çünkü söylese o cesaretini kullanmasına izin veren bir mütevaziliğimiz yok. Kibir delisi olmuşuz. Oysa dostluk, muhabbet, arkadaşlık, kardeşlik, bana eksiğimi söyle ve beraber telafi edelim, beraber onaralım diyebilecek yakınlıklar gerekiyor. Çok duygusallaştı ortam ya. Daha sakin bir soruyla. Hocam ben sizin biraz da yazarlık yönünüze değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki hem akademisyen, hem sosyolog, hem ilahiyatçı, hem de yazarsınız. Epey hem var değil mi içinde? Evet, evet, maşallah hocam. O yüzden perspektifiniz önemli. Çünkü bunun getirdiği büyük bir birikim olduğunu düşünüyorum. Yazmak isteyenlere, okumak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Ya böyle beylik, elimde 4 maddelik, 10 maddelik falan bir liste yok. Madde 1. Ya da nereden başlasınlar yani, hocam? Öncelikle bir kere etrafımızdaki birlikte olduğumuz arkadaşlarımızın kültüre, bilgiye, düşünceye önem veren insanlar olmasına ihtiyaç var. Yani yanınızdaki arkadaşınızın size, sizin görmediğiniz bir şeyi gösterme becerisi sizi de o hikayenin içine katar. Yani hayranlık, yol göstericilikteki cesareti, size bilmediğinizi öğretme konusundaki o masum dostluğu, akranlığı, bunlar çok değerli. Bir kere bilgiyle ve onun türevleriyle ilişki içinde olan bir atmosfere dahil olmak gerekiyor. Olmadan olmaz. Yani bireysel, tekil, akşama kadar kitap okuyarak, yani böyle kendi içinde herkesten yalıtılmış bir mekanda her gün doldurarak falan olsa olsa insan psikopat olabilir. Yani bu şizofrenliğe kadar gidebilecek yalıtılmış öğrenme süreçlerinden kopup hayatın içinde coşkuyla ve tek tek her birini sınayarak, gözden geçirerek, test ederek okuma faaliyetini ilerletmek gerekiyor. Yani kabul etmek lazım ki ilk okumalar abur cuburdur. Evet. Hayranlık duyduğumuz bir büyüğümüzün okuduğu şeyleri biz de okuruz. Ben mesela ortaokulda okuduğum şeyleri bugün hatırladıkça gülüyorum ya. Bunun benim yani zihin dünyamda ne kadar büyük tahribatlar yarattığını. Dün akşam bir arkadaşımdan çok güzel bir şey öğrendim. Diyordu ki çocukluğumuza çok şeyler yükledik ve çocukluğumuzu da yorduk. Hmm. Yani şimdiki çocukların durumu bambaşka. Ben kendi çocukluğumdan bahsediyorum. Düşünseniz ya, onu da bil, bunu da bil, ondan da haberin olsun, bundan da haberin olsun. Ama ben ne yeşili, ne tatlı suyu, ne alabalığı, ne gökyüzünü, bütün bu hikayelerin arasında görmeye, tatmaya, dokunmaya fırsatım olmamış. Yani böyle mi yani böyle bir şey? Zamanla hepsi olacaktır. Bilgi hükümranlık için, tahakküm için, başkasını ezmek için mi sahiplenmek istiyoruz? Bilgiyle iletişimimizin kaynağında ne var, arkasında ne var? Böbürlenmek, kibirlenmek o mu? Yoksa daha iyi insan olmak mı? İnsanlık kalitemizi derinleştirecek, yüceltecek bir çaba mı? Ben bundan yanayım açıkçası. Bunun için okumak çok önemli. Yazmanın da bir amacı olduğunu söylüyorsunuz. Belli bir noktaya kadar gelişi güzel okumalarla ilerliyoruz ama ondan sonra ilgi alanlarımız, kendimize biçtiğimiz rol daha nitelikli, daha böyle ne diyelim ona, ayrıcalıklı metinlerle buluşmamızı sağlıyor. Ama bunun kadar değerli olan bir şey daha var senin sorduğun. Yazdıklarımızı
işte düşündüklerimizi, gördüklerimizi, tanıklıklarımızı kayda geçirmek. Bir de hissettiklerimizi. Mesela seninle otururken de aklımın bir ucundan şey geçiyor yani. Kağıt olsa da mesela bu ortamı bir yazı versem. Bu dinleyen üçüncü şahıslar için eğlenceli gelebilir ama yazarlık böyle bir şeydir zaten. Her durumda yazabilecek bir fırsat aramak. Her durumu yazılabilir bulmak. O da zamanında olur herhalde. Biraz bu alandaki ustalardan belki destek alınabilir. Kırmadan, dökmeden yazıyla yeni temas kurmuş arkadaşlarımıza iyi gidiyor temennisiyle destek olunabilir. Ama hepimiz böyle başladık. Ben de ilk yazdığım metinleri görmek istemiyorum. Bunu ben yazmış olamam diyorum ama birinci basamağa ayağınızı koymadan son basamağa çıkamazsınız. Hocam peki ilk önce yazmak mı, okumak mı? Hep beraber ya. Bunların böyle bir hiyerarşisi yok. Ama bazı insanlar belki süreci okuyarak başlamış olabilirler. Bazı insanlar da doğal olarak yazmayı öncelemiş olabilirler. Burada bir öncelik sonralık diye bir sıralama olduğu kanaatinde değil. Beraber de olur. Yazmak biraz tahrik etmekle alakalı bir şey. Kendi kaleminize güvenmekle alakalı. Eğer ben bunu kaydetmezsem, eğer bunu kayda geçirmezsem bu hikaye burada böylece kaybolup gidecek. Bu kaygı, bu endişe de yazmayı çok değerli hale getirebilir. Ben ifade etmekte zorlanıyorum niye yazdığımı açıklarken. Yani niye yazar insan? Ama müthiş bir zevk alıyorum. Yaşadığım herhangi bir bağlamı ya da dert edindiğim bir konuyu kayda geçirdiğimde sanki çok önemli bir çaba içerisinde buluyorum kendimi. Çok değerli bir kayıt tutmuşum. Sanki insanlar bu değerli kayıtla karşılaştıklarında özel bir mutluluk hissedecekler gibi. Belki böyle bu kamera karşısında olmasak daha farklı şeyler de söyleyebilirim ama ister istemez kamera insanı biraz kısıtlıyor, geriyor. Hatta bazen darmadağın ediyor. Ben yazma noktasında yolun başında olan arkadaşları tahrik etmek, onları yazmaya ikna etmek, yazılarını, ilk yazılarını idare etmek, çok ağır onları yoldan çevirecek ağır eleştiriler yapmamak, hayal kırıklıkları yaratmamak. Nihayetinde bu coğrafyada dolaşımda olan kelimelerle yazıyoruz yani. Sonuçta bunları birbirine bağlıyoruz, bunların üzerinden metin üretiyoruz. Bizi başarılı kılan da, başarısız kılan da bu kelimelerle kurduğumuz dostluk. Kelimeler gelmiyor bazen de elimize işte. Ortalıkta geziyor. Çok güzel kavramlarımız var. Dolaşımda olan o kadar güzel ve nazenin kelimeler var ki. Ama işte bu kelimeler niye gelmiyor yazarken aklımıza? Biraz çaba, biraz zorlama değil mi? Bunların hepsi. Türkiye çok güzel yazarlar yarattı, büyüttü. O yazarların metinlerini de okuyarak sözün inceliklerini, metnin nasıl kurgulanabileceğini, kelime israfının nasıl önleneceğini, az sözle ne kadar güzel şeyler söylenebildiğini görerek bu konularda da belki ilham almak mümkün olabilir. Hocam ben mekanların yazma etkisini sormak istiyorum. Siz de Ankara'dan geldiniz, ben de Ankara'dan geldim ve yazma serüvenlerimiz var. Ben daha yolun başındayım, siz... Yolun sonundasınız. Hayır, estağfurullah hocam. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani İstanbul'daki arkadaşlarımız buna üzülebilir. Çünkü genel olarak yani klişe bir bilgi var. İstanbul kültürün, sanatın, edebiyatın başkenti diye. Ankara'da bürokrasinin. Ama belki senin sorunla aklıma gelen, senin sorunun kışkırttığı bir şey var. Ankara'da daha sakin. Düşünmeye, yazmaya, kendine çekilmeye, içe çekilmeye fırsat veren yanları çok. İstanbul çok gürültülü, böyle koştur koştur sanki. İnsanın eline kalem almaya da pek fazla vakti yokmuş gibi görünüyor. Ama buna rağmen itiraf edeyim, İstanbul'da yazan ve İstanbul'da dünya yüzüne çıkan o kadar güzel metinler okuyoruz ki orada da bir genelleme yapıp haksızlık yapmak istemem. Ankara'nın da kendine özgü bir sıcaklığı var. Ben o sıcaklığın kaybolmasını istemiyorum. Evet. Hocam bir güncel olarak işte bu son yaşanan olayların değerlendirmesini sizin bakış açınızdan da duymak istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Benim için güncel olan
Gazze ve çocuklar. Evet, herhalde gündem, sen de aynı şeyi kastediyorsun. Hatta çocuklar yani. Şu anda biz bunları konuşurken tam da bizim saniyelerimiz akarken kaç çocuk ölüyor? Kaç çocuk hayat değiştiriyor? Tahmin bile edemiyoruz. Çok ağır ve yüksek tazyikli bir savaş çabası içerisinde orada kardeşlerimizi kaybediyoruz, biliyorsunuz. Orada olup bitenlerden ortaya çıkan yıkım, kayıplardan dolayı tabii ki bir insan olarak üzülüyorum, çok kahroluyorum. Ama bir yandan da orada gelişen damarın, orada kaybede kazanılan bir şey fark ediyorum. Yani bu tür hikayelere dahil olmayan insanların anlamakta zorlanacağı bir şey. İnsanlar kaybediyorlar, görünürde kaybediyorlar. Ama bir başka açıdan da büyük bir onur, büyük bir şeref tablosunun da önümüzde seyrettiğini görüyoruz. İnşallah Gazze bu hamleyle, bu direnişiyle, bu direnciyle, bu şimdi içinden geçtiğimiz süreçteki ortaya koyduğu tavırlarıyla inşallah bu sorunu kökten çözecek bir noktaya erişmeyi sağlar. Duamız o noktada. Ama bir yandan da çoluk çocuk demeden kendi ırkına, kendi milliyetine yönelik saplantılı bir biriciklik algısıyla kendinden başka herkesi küçük gören, kendinden başka her şeyi yok etmeyi hakkı gören bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Dünya sistemi, uluslararası ilişkiler kime ne roller yüklüyor, çok açıkçası çözümlemekte zorlanıyoruz. Mesela dünyanın pek çok ülkesinin siyasal kadrosu zalimlerle işbirliği halinde. Ama aynı toplum, aynı ülkelerin genel geçer toplumu da meydanları dolduruyor ve kısıtlayıcı hiçbir şeye aldırmaksızın, kaybedeceği çıkarlarını hiç önemsemeksizin meydanlarda Gazze'nin lehine çığlıklar atıyor. Dünya sistemini az çok takip eden, bilen, bildiğini düşünen birisi olarak bugün Gazze'den yana olmanın kime ne kaybettireceğini görünürde, kimi hangi imtiyazlardan mahrum edeceğini, kimi dünya içinde görünmez kılacağını da tahmin etmek zor değil. Ve buna rağmen insanların meydanlara inmesini, yer bildirmesini, tavırlarını afişe etmesini inanılmaz bir mutlulukla karşılıyorum. Demek ki orada büyük bir cendere, büyük bir acı yaşanıyor ama aynı zamanda bu kalbimizin, gözümüzün önündeki perdeleri de kaldırmaya yetiyor. Biraz pahalı, biraz masraflı bir keşif duygusu ama bununla da yetinmek zorundayız diye düşünüyorum. Hocam, şimdi bu yaşanan olayın dünyaca ve Türkiye'ce etkileri var. Bariz görüyoruz zaten. Müslüman olanlar çok mesela. Bir sosyolog olarak öngörüleriniz neler? Çocukluğumdan beri bir Filistin meselesinin, bir Filistin hikayesinin içinde büyüdüm. Yani benim şükürler olsun ailem 61'de doğduğuma göre, yani bizim evin müfredatı, eğitim müfredatı, ahlaki ve dini çerçevesi Filistin'i dışarıda bırakarak gelişen bir hikaye değil. Ama hiç bu kadar Filistin'in dünya ölçeğinde ilgi gördüğünü, oradaki mazlumiyetin çok geniş tabanlı bir duygusal desteğe fırsat verdiğini görmedim. Hep böyle kendi içimizde ağlaşıp, kendi içimizde kahrolduğumuz bir süreçti. Ama işte şimdi içinden geçtiğimiz süreçlerde dikkat ederseniz insanlar bir şey yapmak için koşturuyorlar. Evet. Eylem arayışları, boykot arayışları, tepkilerini örgütlemek için yeni bir takım fırsatlar arayanlar, birbirini dürtenler, hatırlatanlar, öğretenler. Güzel bir şey. İnşallah iyi olacak. Hocam, konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Yok, çok sağ ol. Güzel bir ortamdı. Çok böyle içimizdeki acıları, sıkıntıları
açığa çıkaran sorular oldu. Birlikte düşüneceğiz bunları. Birlikte kafa yoracağız. Hocam çok teşekkür ederiz. Fikriyat Sohbetleri'nin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.